Günaydın hocam. Günaydın. Ne haber? İyi, sizi sormalı. Erken başlamışsın. Aynen. Günaydın arkadaşlar. Ankara soğuk şu anda, -1 derece. Donduk vallahi. Abi ya, kar falan yağmış. Gaziantep nasıl? Gaziantep hocam şu an iyi. Ama Ankara bayağı soğuk bu arada ya. Öyle mi? Aynen. Öyle kıyaslamaya göre. Miami'ye göre biraz soğuk yani. Şu an üşüdüm açıkçası. Ama biraz daha sıcak bayıyor insana. O yüzden soğuk iyi geldi valla. Evet arkadaşlar, bugünkü programımız şu şekilde. Google Calendar'dan tutuyorum. Saat 10'da, yani yaklaşık 4 dakika sonra bir toplantımız var. Yanımdaki arkadaş ben, Giray diye bir arkadaşımız daha var, ekip arkadaşımız. Giray da eBay ile alakalı bizim ekipte. eBay ile ilgileniyor, eBay tarafında ürün ekleme, hesap yönetimi tarzı. Toplantılar yapıyor olacağız, çalışıyor olacağız. Bu video gördüğünüz gibi biraz daha vlog tarzı. Artık şu bilgisayar başından kalk artık dediniz. Kaldırdınız beni bilgisayar başından. Sağ olsun Berk de videolarda yardımcı oluyor bize. Umuyoruz ki güzel bir video çıkacak. Hadi bakalım. Gün başlasın o zaman. Arkadaşlar iki toplantı bitti sabahtan beri. Önemli iki toplantıydı. İkisi de bayağı uzun sürdü. Bir tanesi Giray'la, ürün e-ticaret markalarından bir tanesi için bir bayanlaydı. E-ticaret yönetimi için sosyal medya ile alakalı. Şimdi saatlerimiz 3 oldu. 3 ettik saati. Bir yandan da YouTube videosu yapmaya çalışıyoruz. Berk sağ olsun yardımcı oluyor. Giray bir yandan eBay ile uğraşıyor şu anda. Giray'la ilk defa tanışıyor olabilirsiniz. Giray bizim ekipte uzun bir zamandır bizimle beraber. eBay kısmında şu an çalışmalar yapıyoruz beraber. Ve Türkiye'den satılabilecek ürünlere, fırsatlara bakıyoruz denebilir. Şimdi de günün geri kalanında çekilecek bazı içerikler var. E-ticaret markasıyla alakalı Amerika'da yine bir tane yapılacak toplantılar var. Tabii bu sadece sabah kısmı. Araya bir spor giriyor genelde. Ondan sonra akşam biraz daha devam ediyoruz. Böyle güzel bir Türkiye vlogu tarzı bir şey oldu ama Miami'de de günler genelde aynı şekilde geçiyor. Çok şükür artık okul olmadığı için sabahtan 5'e kadar, 6'ya kadar bir iş seansı, sonra spor, sonra tekrar bir akşam iş seansı oluyor. Bugün de gösterebildiğimiz kadarını göstermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar günümüz şu anda yavaş yavaş bitmek üzere. Saatler 5, ofisten çıktık şu anda. Ve Berk'i bırakacağım çünkü göz randevum var. Göz randevusuna gideceğim. Bugün böyle full çalışma günü oldu. Hep ofisteydik, hiç ofisten çıkmadık. Öğlen yemeğine de ofise söyledik, dürüm yedik. Zurna dürüm var Ankara'da. Ben Amerika'da bulamıyorum doğal olarak. Ve çok seviyorum zurna dürümü. Ve uzun zamandır da canım çekiyordu. Ondan söyledik, ofiste hep beraber yedik. Ve şu an gün yavaş yavaş bitiyor dediğim gibi. Büyük ihtimalle göz randevusundan sonra bir spor yapacağım. Ondan sonra da akşam biraz daha çalışacağım. Her gün 20 dakika en az kitap okuma ve gazete okuma 20 dakika seanslarım var. Onları yaptıktan sonra da artık yatıp uyuyacağım. Çok yorgunum çünkü 3 saat uyudum dün gece, 3,5 saat. O şekilde, ama yarın daha aksiyonlu, daha fazla dışarıda bir şeyler yaptığımız bir gün olacak. Yeni vlogu, yarın vlogunu beklemede kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlar selamlar. Sonunda Berk geldi. Uyuyordu herhalde evde. Otelde. Bizi de bekletiyor burada biraz ama artık kendi buraları keser mi ki, bırakır mı bilmiyorum. Bugün günlerden çarşamba. Bir Ankara vlogu daha. Her gün çekmeye çalışıyoruz. Cuma günü İstanbul. Oldukça heyecanlı. O sırada gidelim ki vakit kaybetmeyelim. Şimdi aslında bugünkü planım evde çalışmaktı. Berk'le beraber bir şeylerin kurgusunu yapacaktık. Ürün videoları, YouTube videoları, bir şeyler. Ancak evde de insanın uykusu geliyor size, oluyor mu bilmiyorum ama
Dün gece full evdeydim ve biraz sıkıldım açıkçası. O yüzden dedim böyle güzel bir Starbucks'a gidelim, kahvemizi alalım. Orada çalışalım. Saat 4.30'da çok sevdiğim annemin bir arkadaşı var. Onu görmeye gideceğim daha doğrusu. Toplantı değil, bir şey değil artık. İlk defa birilerini ziyaret olacak tarzında. Ondan öncesinde de bir spor yapacağım. Ondan sonrasında da 4'ten sonra yani 7'de bir aile yemeği tarzı bir şey olacak. Aile arkadaşlarımızla yemek yiyeceğiz. Biliyorsunuz ben 8-9 ay bir gittiğimde gelmiyorum Türkiye'ye. O yüzden görmem gereken çok fazla arkadaş, aile bireyi, aile dostları, biliyorsunuzdur yani işte Türkler böyle hepimiz iç içe olduğumuz için, yakın olduğumuz için birbirimize. Gelince herkes mesaj atıyor, görüşelim. Tabii 2 haftalığına geliyorum sadece. Herkesle görüşecek vakit olmuyor. Ama yavaş yavaş aradan çıkarmaya çalışıyoruz görüşmem gereken insanların. Bugün böyle bir start verdik bakalım. Sabah toplantım vardı, o yüzden evde yapmam gerekiyordu. Bir de Berk'le çok erken buluşamadık bugün. Videoyu biraz geç başlatıyoruz. Hey arkadaşlar. Türkiye'deki günlerimiz işte böyle geçiyor. Çalışmaca full. Akşamları da aile dostları, arkadaşlar, kuzenler. Onları görmeye çalışıyorum. Ama işler şu anda yoğun bayağı. Biraz geride kaldığımızı düşünüyorum. Bu içerik konusunda çok daha iyi olabiliriz. O yüzden full time çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi Starbucks'a geldik. Burada ne yapacağız? Berk'le beraber birkaç kurgu üzerine çalışacağız. Hem TikTok hem YouTube. Aynı zamanda benim bir tane e-ticaret markası var. Bir yeni bir ürün. TikTok'ta satmaya çalışıyoruz bunu reklamlarla. O ürüne bakıyor olacağım ben de aynı zamanda. Berk'le de plan yaptıktan sonra Berk kendisi çalışıyor olacak. Arkadaşlar Starbucks'tan çıktık. Tüm Berk'te işlerimizi bitirdik. Şu anda kar yağıyor Ankara'da. Berk bir göstersene. Yani yaklaşık 8-9 ay, 1 senedir falan kar görmüyorum. Şu anda çok keyifli geliyor bana ama ekipmanlar fazla ıslanmaması için kısa tutuyoruz şu anda. Sizi arabanın içerisinde tekrardan göreceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, arabaya bindik. Şu anda yoğun bir kar yağışı var. Sabah da yağıyordu. Ondan sonra biraz durdu ama dediğim gibi benim çok hoşuma gidiyor şu anda. Çok güzel hissettiriyor. Tüm yıl yazdan sonra, Miami'nin yazından sonra kar efsane. Şimdi Berk'i bırakmaya gidiyoruz. Ondan sonra ben dediğim gibi annem ve bir arkadaşıyla görüşeceğiz. Yakın bir arkadaşımız. Ondan sonra da yemek olacak. Yani büyük ihtimalle bu videoyu burada kesebiliriz çünkü Berk'le ayrılacağız şimdi veya ben belki iPhone'dan devam ederim akşam spora gidersem. Yarınki videoda artık görüşmek üzere. Yarın daha aksiyonlu, daha iyi bir gün olacak büyük ihtimalle. Akşamı çiğ köfte partisi yapacağız yarın. Urfalı sevdiğim bir abim çiğ köfte yapacak bize kendi elleriyle. Sizlere onları da çekiyor olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar yarınki videoda. Kendinize iyi bakın.